ümmeti Muhammed olma şerefinden. Ama bu şerefi alamayanlar, ama bu şerefi hak edemeyenler, ama bu şerefi kavrayamayanlar peygamberin yanında oldukları halde, aynı evde bulundukları halde imandan nasip alamayanlar var. Kim bunlar? Ebu Leheb mi bu? Peygamberin öz amcası Ebu Leheb mi bu yoksa? Peygamberin öz amcası, babasının öz kardeşi Ebu Leheb, şaşı gözlü zavallı, ahmak biçare, binsiz adam. Allah'ın burada haşa Allah'ı suçlayacak değil. Allah ona iman nasip etmemiş diyemeyiz. O imanı istememiştir. İmanı istemediği için Allah ona iman nasip etmemiştir. İman istenmediği zaman gelmez. Hocam bizimki nasıl oldu? Elhamdülillah. Cenab-ı Hak bizi yaratmadan evvel ruhlarımızı yarattığı zaman elestü bi rabbüküm de galu bela demiştik ya, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye olumsuz bir soru sormuştu Cenab-ı Hak. Soru olumsuz soru. Ben sizin Rabbiniz miyim demiyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Biz de ona galu bela diyoruz. Rabbiniz miyim deseydi naam diyecektik, ayrı şey. Evet diyecektik. Ben sizin Rabbiniz değil miyim deyince sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi diyoruz. Galu bela. İşte o galu beladan beri Müslümanlığımızı Cenab-ı Hak bereketlendiriyor ve artırıyor. Ama galu belada Ebu Leheb'in ruhu peygamberi tasdik etmiyor. Seninki tasdik ediyor. Elhamdülillah benimki tasdik ediyor. Bacımınki tasdik ediyor. Kızımınki tasdik ediyor ama o tasdik etmemesi sebebiyle peygamberin yanında aynı evde olmasına rağmen peygambere inanmıyor. İnanmadığı gibi şaşı gözlü bir adam. Şaşı göz. Şaşı göz çok güzel bir göz değil. Onun için bu ifadeyi kullanıyorum. Şaşı gözlü bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nereye giderse, İslam'ı anlatmak için hangi çadıra girerse, Mekke'nin etrafında Zülmecaz panayırı var, panayır. Siz burada panayırları biliyorsunuz. Siz burada bit pazarlarını biliyorsunuz. Siz burada gezilecek, görülecek yerleri biliyorsunuz. Ama caminiz şehre biraz uzak olduğu için bugün çok gelemediniz. Benim gönlüm ve canım şu caminin tıklım tıklım dolmasını istiyordu ama bu olmadı. Rabbimin takdiri böyleymiş. Biz gücümüzün yettiğini sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağız. Allah size tıklım tıklım dolduracağınız bir cami ihsan eylesin. Amin. Ve bunu edecek haberiniz olsun ha. Siz koştuğunuz zaman Allah sizin koşmanızı değerlendirecek. Allah size bu imkanı verecek. Burada çok güzel bir yatılı bir yurt olacak burası. Allah izin verirse. Bunlar mümkün şeyler. Burada çok güzel bir yer. Çok hoşuma gitti. Ama ah cemaat, ah cemaat, ah hanımlar, ah hanımlar. Her neyse. Yani Allah sizden razı olsun. Ama isterseniz şu duvara dayananların hepsini şöyle bir davet edeyim. Hadi bakalım. Cami dolu gözüksün hiç olmazsa gözüme. Allah razı olsun. Şu ihtiyarlar istisna ama ihtiyar da orada yokmuş. Gel gel. Bak cami doldu birdenbire, gördünüz mü ya? Ne duvara yaslanıyorsun sen de? Efe Hoca gibi 70 yaşına mı geldin? Koca kafa. Gel şöyle gel, gel gel. Ha? İşte cami doldu. Şimdi benim çiçeğim açılmaya başladı. Çiçeği açılan adam neler söyleyecek bakalım. Hanım kardeşlerim ve sevgili gençler. Gençlerin çoğunu görüyorum burada. Elhamdülillah Allah bize iman nasip etti. Elhamdülillah Allah bize Kur'an nasip etti. Elhamdülillah Allah bize kulluk nasip etti. Elhamdülillah Allah bize ümmeti Muhammed olma şerefini nasip etti. Ama Ebu Leheb'e nasip etmedi. Ama Utbe'ye nasip etmedi. Ama Şeybe'ye nasip etmedi. Ama Firavun'a nasip etmedi. Ama Ebu Cehil'e nasip etmedi. Ama Nemrud'a nasip etmedi. Öyleyse kadrini ve kıymetini bileceksin. Kadrini ve kıymetini bileceksin. O şaşı gözlü adam sevgili peygamberimiz gidiyor. Zülmecaz panayırında çadırlara giriyor. Allah dininde kurtulun. La ilahe illallah dininde kurtulun diye insanları dine davet ediyor peygamberimiz. Hangi çadıra girerse arkasından zalim adam giriyor. Bu diyor
Bu diyor sihirbaz. Bu hasta. Bu Mecnun. Bu deli. Bu benim yeğenim. Eğer inanılması gerekse ben inanacağım. İnanmayın buna diye insanları imandan geriye koymaya çalışıyor. Çadır bir, çadır iki, çadır dokuz, onuncu çadıra giriyor Cenab-ı Peygamber. İtekliyorlar, tekmeliyorlar, sırtından yitiyorlar, yere düşüyor, kalkıyor, tebliğ görevine devam ediyor. Tebliğe devam ediyor. Cenab-ı Peygamber 10. çadırda 6 tane adam var. Oraya da giriyor. Diyor ki Allah bir düğünde kurtulun diyor. Onlar da peygambere itilip kalkmak istiyorlarken o 6 kişinin içinden bir tanesi diyor ki arkadaşlarına yahu bir dinleyin bakalım. Siz bundan güzel bir adam gördünüz mü dünyada? Bundan daha sözü tatlı bir adam duydunuz mu? Bir dinleyin bakalım. Ne diyor? Bir dinleyelim bakalım diyor. Bu adamın adını kulaklarımıza elmas küpe olarak takın. Ebu Zürare radıyallahu anh. Hazreti Zürare. Ve ben inandım, iman ettim sana ya Resulallah diyor. Yanındakiler de onun avaneler olduğu için o 6 kişi iman ediyor. İşte birinci akabe dediğimiz, birinci akabe biatı dediğimiz hadisenin kaynağı ve başlangıcı. Ertesi sene 75 kişi, ertesi sene 112 kişi. İslam böyle şerha şerha dağılmaya başlıyor. Ama o şaşı gözlü adam peygambere yaptığı bu zulümden, Allah'ın dinine karşı gelişinden dolayı Allah ona ayetini indiriyor. Tebbet yedâ ebi lehebin ve tebbe mâ agnâ anhu mâluhu ve mâ kesab. Ebu Leheb'in elleri kurusun diyor Cenab-ı Hak. Ellerini kurutuyor. Ya Rabbi Ebu Leheb'in ellerini kuruttun. Ne olur bizim elimizi kurutma ya Rabbi. Amin. Ebu Leheb'in evini yıktın. Ne olur bizim ellerimizi yıkma ya Rabbi. Amin. Ebu Leheb'in çocuklarını darmadağın ettin. Ne olur bizim yavrularımızı Avrupa'nın günah girdabında boğdurma ya Rabbi. Amin. Kardeşlerim ve bacılarım, bizim bugünkü bilgimiz burada bir salon toplantısı gibi düşünülüyordu. Böyle olmuş herhalde, salonun başka yere kiraya verilmiş olması sebebiyle herhalde. Her neyse, camiler Allah'ın evleri, camilerde daha ihlas var, daha bereket var. Hocamız kürsüyü hazırlıyordu da kasıtlı buraya oturdum. Orada biraz mesele ağırlaşıyor. Burada daha çok kardeşçe, burada daha çok arkadaşça, burada daha çok gönüllerin gönüle, el kalbi minel kalbi ilel kalbi sebila, kalplerden kalplere akan bir görüşmeyle, konuşmayla beraber olacağız Allah'ın izniyle. Rabbim sesimi biraz kapatır gibi etti ama murad ederse açar. Elhamdülillah şu anda da formunda gözüküyor elhamdülillah. Bakalım ne kadar konuşacağız. Ne kadar konuşa? Sana ne? Sana ne? Ne kadar konuşursak o kadar. Her zaman Efe Hoca Türkiye'den mi gelecek? Her zaman gelecek mi? Nasıl gelecek? Bu şartlarda bu 70 yaşındaki adam sizin ayağınıza gelmişken herhalde onu serbest bırakırsınız. Kafası bozulursa sahura kadar konuşur. Ya hoca ölüyor. Haberin yok senin ya. Evet. Neyse böyle. Allah razı olsun. Bazılarınızı da simalarınızdan ya umreden ya da haçtan tanıyorum. Ta ezelde tanıştığımız bizim. Ezelde tanıştığımız. Ruhlar aleminde tanıştık. Orada galiu bela demiştik ya. O zaman birbirimizi gördük. Kardeşlerim, hanım bacılarımız. Kıyamet günü peygamberler şefaat edecek. Madde bir. Alimler şefaat edecekler. Madde iki. Şehitler şefaat edecekler. Madde üç. Haccı mebrur olmuş hacılar şefaat edecekler madde 4. Bir de cami cemaati birbirine şefaat edecek. Gördünüz mü kıymetinizi? Ne kıymetli adamlarsınız, haberiniz var mı? Cami cemaati kıyamet günü birbirine şefaat edecek. Nasıl şefaat biliyor musunuz? Eğer bu cami cemaatinden birisi cehenneme giderse Allah korusun. Cehenneme giderse cennete giden cami cemaati diyecek ki ya Rabbi, ya benim arkadaşımı ya Rabbi cehennemde gördüm. Halbuki biz onunla beraber hacca gitmiştik. Onunla beraber umre yapmıştık. Onunla beraber namaz kılmıştık. Onunla beraber teravih namazındaydık. Müsaade eder misin ya Rabbi, gidip de bu kardeşimizi cehennemden çıkarayım.
Rabbimin merhamet galeyana gelecek de hadi git de tanıdıklarını al da çıkar da oradan buyurdu. Gördün mü cemaat olmanın faydasını? Onun için inşallah Cenab-ı Hak bize lütfuyla, keremiyle, inamıyla ikram ediyor. İşte Ebu Leheb'i böylece kahreden Cenab-ı Hak bize iman nasip etti. Hem de 1400 küsür sene sonra inandık ve iman ettik bütün peygamberlere, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, inamına, ikramına, izanına, Kur'an'ına, nesi varsa Rabbim'den bize gelmiş, her şeye inandık ve iman ettik, onun kuluyuz elhamdülillah. Elhamdülillah. Bakın aklıma neler geliyor. Aklıma neler geliyor. Ben 3-4 konuşmada, 3-4 konferansta aynı şeyleri söylerim. Çünkü herkesin başı ağrıyor. Başı ağrıyana isen ilacı verilmez. Aspirin verilir diye düşünüyordum ama fakat her yerde ayrı ayrı konuşma meydana geldi. Hacı Adem'e de diyordum ki kusura bakma beni 3-4 defa dinleyeceğindi. O da böyle bir şansa sahip olamadı. Ayrı ayrı meseleler gündeme geliyor kardeşlerim. Müslüman Allah'a teslim olmuş adamdır. Mümin Allah'a iman etmiş adamdır. İman eden adam teslim olan adamdır. Elhamdülillah. Elhamdülillah Allah'a iman ettik. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bak çok iyi bildiniz. İçinizden bir tanesi yanlışlıkla inşallah demedi. Yani şunu anlatmak için bunu söylüyorum. Müslümanlar nerede ne yapacağını, ne konuşacağını bilecek. Nerede Bismillahirrahmanirrahim diyecek bilecek. Nerede Elhamdülillah diyecek bilecek. Nerede Maşallah diyecek bilecek. Nerede inşallah diyecek bilecek. Sorunun cevabını bildiniz. Müslüman mısınız? Elhamdülillah. İnşallah deseydiniz daha düşünüyorum olmadım ama bakalım bir Müslüman olayım mı olmayayım mı manası çıkardı ki büyük bir arıza olurdu. Peki şimdi inşallah nerede dönecek? Efe hocam konferanstan sonra geri eve döneceğim mi? İnşallah. Allah dilerse dilemezse kürsüde ölür kalırsın şurada. Canında neler istiyor koca kafa bakalım. Kürsüde ölmek öyle her adama nasip mi oluyor yani? Ha? Vaaz ederken ölmek onlar büyüklerin işleri. Onlar Allah'ın muradı. Ayrı şeyler. Demek ki sesim hanımlar falan iyi duyuyor değil mi? Ben ses duyulmayınca çok rahatsız ediyorum. Güzel başkanımız konuştu. Ben senin konuşundan bir kelime anlamadım. Gözünü sevdiğim bir adam. Azıcık şöyle performans mı diyorlar? Ne diyorlar? 70 yaşına gelince bunu gösterirsiniz inşallah. Performans diyorlar. Nasıl bir şeyse bu performans. Her neyse Allah razı olsun. Ben bazen böyle nükte yaparak, bazen cemaatime şaka yaparak, bazen de ağlayarak, bazen de ağlatarak konuşmayı çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Efe hocam buradan sonra gidecek misin? İnşallah. Nereye? Yattığımız eve her neyse. Peki onun da cevabını bildik. Delikanlı evlenecek misin? Kafamı sallama. İnşallah de koca kapalı. İnşallah, inşallah. Allah dilerse evleneceğim demek. Ha? Hanım kızım sana da Allah hayırlı efendiler versin, tamam mı? Hani efendi arıyordun ya, Allah'ım hanım kızlarımıza hayırlı efendiler, erkek kardeşlerimize hayırlı hanımlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Duamızın sonu. Bu duaya nasıl amin diyorsunuz gördünüz mü ya? ya sizi gördünüz mü ya? Ya sizi gördünüz mü sizi? Evet, kardeşlerim ve bacılarım. İnşallah'ın manasını da bildik.